sana. Böyle otur istersen Hüseyin amcacığım. Gel ister? Böyle otur çünkü paravanını kapattığım nasıl zaman oradan gelecek buyurun. Senin talibin. Buyurun. Ama istiyorum ki şimdi bir Hüseyin amcamın hatırlatmasını izleyelim efendim. Buyurun. 73 yaşındaki Hüseyin Bey, Sedef Hanım'a talip olarak dün yayınımıza katılmıştı. Sedef Hanım'ın aralarındaki yaş farkına sıcak bakıp bakmaması konusunda tedirgin olan Hüseyin Bey, daha önce 45 yaşından küçük biriyle evlenmeyi hiç düşünmediğini açıklamıştı. Ben hiç 45'ten aşağı olsun istemedim hiçbir yerde. 40, aman yani istediler başka şey. 45'ten aşağı olmasın dediler. Ya dedim ben. Ha. 45'ten 55 yaş arası olsun evet. İsteyim. Antakya'da yaşayan Hüseyin Bey maddi durumun iyi olduğunu ve evleneceği kişiye rahat bir yaşam sunacağını üstüne basa basa söylemişti. Benim çiftliğim var veyahut evim var, yerim var, tarlam var, direktörüm var, taksim var. Her şeyim var Allah. Pamuk tarlan falan mı var? Efendim? Pamuk tarlan falan tabii, mı var? Tabii tabii. 35 diyorum. Evet. 35 diyorum ama şimdi suyu aldı. Bundan sonraki yaşamında eşiyle huzurlu bir şekilde yaşamak istediğini açıklayan Hüseyin Bey, Sedef Hanım'ı Ümre'ye götürmek istediğini söylemişti. Hüseyin Bey'in oğlu da stüdyoya gelerek diğer çocuklar adına babalarının mutluluğunu desteklediklerini açıklamıştı. Öncelikle babamın mutluluğunu istiyorum. Babamı mutlu edecek, babama arkadaşlık, yoldaşlık edecek bir sıcak yuvası, ailesi olsun istedim. Ki abim de, kız kardeşim de aynı düşünce içerisindeyiz. Hüseyin Bey her ne kadar güzel sözler söylese de Sedef Hanım'ın gönlünü kazanmayı bir türlü başaramamıştı. Hüseyin Bey Sedef Hanım'ın olumsuz kararından sonra kendine başka talipler arama kararı almıştı. Ben buraya gelmişim. Hı. Ben 8 günde olsa 10 günde olsa burada kendime göre bulabilirsem işimi alır gider. Bakalım Hüseyin Bey aradığı mutluluğu Seni Seçtim de bulabilecek mi? Bugün koşa koşa talip geldi. İnşallah. Hayırlısı Cenab-ı Allah nasip etsin. Sen nasıl koşa koşa da Antakya'dan uçağa bindin evet, geldin? Evet, doğru. Bak koşa koşa başka talipler de sana hoş geldi. Hoş geldi, safa geldi. Bakalım beğenecek misin talibini? Bilmem, inşallah. İçine doğuyor mu, nasıl birisi gelecek? Ya, bilmiyorum. Kim gelirse göreceğiz. Hoşuma giderse ve kendisinin de hoşuna giderse inşallah. Allah'ın yardımı, ben hayırlı kendime göre bir iş arıyorum. Yalnızlıktan bayağı şey oldum. 3 sene oldu hanım öleli. Mutlaka bir şeyi arıyorum. Sizin programınızı seçtim. Buraya dedim gider inşallah kendime göre bir şey bulurum. Ümidinde geldim. Ben kendime göre bir şey bulurum diyorsun. Ümidim evet. Var diyorsun. O zaman şu paravanımı kapatalım. Bakalım ümidi doğru çıkacak mı i̇nşallah. Hüseyin amcamın? İnşallah. Kapatalım. Paravanı kapattım. Şimdi sevgili seyircilerim, alkışlarınız Hüseyin amcamın talibi Şengül Hanım'a gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın bacım, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. İyisin. Peki Hüseyin amca, geldi bir hanım talip. Şengül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sakın çıkma paravandan dışarı. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Allah'ın keremine şükür ya Rab. Sor. Ben mi sorayım? He, kendi eğer soracaksa bir şey söylesin. Yok, ben sen sor bakalım ne istiyorsun, tabii, nasıl tabii. Biri? Hanım bacı, siz kapalı mısınız, namazınız var mı? Evet, kapalıyım, kalıyorum. Evet, evet. Kapalıyım. İnşallah. Yaşınız kaçtı? 50 yaşındayım. 50 yaşında? Evet. Olur, olur. İnşallah. Cenab-ı Allah hayırlısı nasip etsin. İnşallah. Her iki tarafa da. Biraz daha yüksek Hüseyin amca. Memleket neresiydi? Amasya. Amasya? Amasyalıyım. Çok iyi bilirim. Amasyalı. Her tarafı bilirim. İnşallah.
Daha önce evlendiniz? Bir evlilik oldu. Eşim vefat etti. Ha. Çoluk çocuk? 3 çocuğum var. Kaç efendim? 3 tane çocuğum var. 3 tane? Evet. Evet. Onlar evli bekar? Bekarlar. Daha çocuk küçük. He? Bekarlar. Bekarlar? Evet. Nasıl olur ya? Ya Allah. Haydi. Niye güldün? Olabilir yani. 3 tane çocuğu şimdi ben... bunu evlendirme için haliyle bana hizmet eden bir hanımın kendi çocuklarını everme veyahut yapma ihtiyacı duyacak. Ha. Bir hanım kendi kocasına hizmet ederse çocuklarına evlendirme veyahut şeylerine yapmayacak. Yapacak. İsteyecek yani bunu. Sen yapacak mısın bunları? Zor. Zor. Ben 3 tane çocuğunu everim, evlendiririm diye söz veremem. Var diyorsun malım, mülküm. Var, her şeyim var. Hayra girersin, hacısın, hocasın. Biliyorum, biliyorum ama ben sadece yani bir tane olsa nispeten 3 tane çocuk evlenmemiş, evlenmiş ayrılmış olsa, evlenmişler yani onlar kendi işlerinde olsa, bir çocuğu olsa o zaman belki bir şeyimiz olabilir. Buyurun alalım onu evlendiririz veya yaparız deriz. Ama 3 tane çocuğuna söz veremem. Çok büyük para mıdır bir yuvayı kurmak? Hayır, nedir ki mutlaka, Hüseyin amca? Mutlaka olur ha? Yani. İnsan hani şöyle bir şey var. Ha, buyurun. Malı mülkü yerinde olanlar biliyorsun, evet, sen daha evet, iyi evet, evet, evet. Tanımadığı insanlara bile bir ev bar kurmak için, Allah katında sevaba girmek için yapar böyle iyilikler, yuva kurarlar. Senin şimdi... kaldı ki... Üvey çocukların olacak, daha rahat yaparsın. Malın var, mülkün var maşallah. Şimdi benim daha önceki hanımdan da 3 tane çocuğum var. Onlar baba mümkün mertebe çocuk sorunu olmayan hanım al. Çocuk sorunu ha, değil bir onlar. Tane, bir tane olsa mülkün. Yavrum böyle böyle buna da bir el körgeli yapalım deriz. Bence senin o çocukların yanında oturmasını çocuklar demiştir. Onun çocukları hayır, yanında hayır, oturmayacak. Hayır, hiç çocukları şimdi kendi... Ama bu hanıma ben çocukların yanına gelmesin diye diyemem ki ben buna. Hiç gelmesi lazım. Yani bir hanım mutlaka çocuklarını görmek ister. Mutlaka çocuklarına... Şimdi ben sana şöyle söyleyeceğim. Buyurun. Bu çocuk sorununu kafadan bir kere sil. Hemen baştan bir çocuğa takılma. Ha. Yani belki çok daha olumlu şeyler çıkacaktır. Onlar hallolacaktır. Bir sor sorularını. Hazır senin için bir kadın gelmiş. Ben yaş olarak herhangi bir şey yok. Eğer namazı evdesi veyahut benden bana hizmet etmeyi için öyle bir şeyi varsa nur ala nur başımda yeri var. Benim hiç başka yani bir şeyim yok. Bana hizmet ettikten sonra kendisi ben her çeşit kendi başımda gezdiririm. Arabama bindiğimden kendim ben hiç o bir şey değil. Ama çocuk sorunu işte başta birinci o geldi. 3 tane çocuk olunca... Şengül Hanım'a soralım amcam. Ha, belki bu konuyu çözeriz şu anda da. Normal programımız akışına gideriz sorularımıza. Şengül Hanım, belki senin bu çocukların farklı yerlerde yani amcama gelmeden kocaman adamlar tek başına oturabilirler. Zaten kız benim, 3 tane kız çocukları. Kız çocuk zaten, 3 tanesi kız tamam. Yani. 3 tanesi de mi kız? Evet, oğlum yok yani. Oğlum kaç yaşında o kızlar? 17, 15, 13. Hep. Evlenme çağlarına hemen hemen yaklaşık. Yani şimdi bu çocukları sizin... evlendirmek şeyindeyiz ya. Belki onlar kendi başlarına otururlar. Evet. Oturamazlar mı? Otururlar. Sen yanına ya götürmesen başka olmaz mı? Başka kimsen var mı senin memlekette bu çocuklara bakabilecek? Ben misafir olarak baş tacı da ama üçünü evlendirme vesaire zor. Açıkçası söylemem lazım. Onlar... O 3 tane çocuk hemen evlenmeyecek. 3 tane çocuğu okutacaksın. O kadar sevap ha, bilmiyorum. Var. 13, 14, 15 hemen evliliği düşünme. O, okuması da var. Okuması. Okut ne var? Hem okutacaksın hem evereceksin. Onu katlanmak zorundayız. Olur mu? Onları okuttuğun zaman onlar zaten bir mevkiye geldikleri zaman kendileri hayatlarını çizer, evliliklerini yapar. Yapma Allah aşkına. Hemen Antakya usulü evlendirmeye kalkma. Okuyacaklar onlar. Ben de aynı fikirdeyim hocam. Ben okumasına karşıyım demedim. Onlar. Ben okumasına karşı demedim. O zaman okusun da hem okuyacak hem evlenecek çağdalar.
evlenmiş ayrılmış değiller. Okumuş bitirmiş üniversitede değiller. Bunlar hep okuma çağında. Hacı amcam senin sevap yapmıyor musun? Ama bu kadar şimdi benim biraz şeyime daşar bu. Üç tane çocuğu daşar yani. Ama durumun o kadar iyi ki. İyi ama dün ben... öyle bir anlattın ki bize. 36 dönüm pamuk tarlası. Ya var. Var Allah'a şükür. Dur başka neler vardı? Ya zeytinliğim var, çiftliğim var, araba... direktörüm var, her şeyim var da. Kaloriferli evler. Evet, ne oldu ki evet, hayır olarak evet. da o kadarına yapsa? Bana gelecek hanım kaloriferin fişini taktığının evde hiç soba denilen bende bir şey yok. Ki önceki hanım hasta diye onu yaptırdım. O kalorifer hiç bastığından zile tamam evde her zaman sıcak su hazır. Hacı amcam efendim? Bak diyorsun ki hizmet istiyorum. Evet, ben hizmet evet. almak. Yalnızlıktan, yalnızlığı istemiyorum. Bu. Evet. Tamam. Bir şey vermeden almak Allah'a mahsus. Sen kadıncağızın. Ama. Sen kadıncağızın sorunlarını Hülya'nın, Allah gözünde hallet. Doğru bir söylüyorsunuz. Gir ki bir şey al. Doğru söylüyorsunuz. Ben o kadar yani şimdi övünmek değil inşallah. Riyayı da hiç istemem. Ben iki tane camı yaptım. Yani hepsinin parasını ben vermedim. Verdi, ondan bundan aldım. Çok güzel yapmış. 20 metre böyle, 20 metre böyle o kadar büyük bir cami ki ben hayırı çok seven kişiyim. Yapan kişiyim de. Ben bu çocukları başkasında olsa, komşumda olsa yine ev vermek için yardımcı bulunurum. Yine söyle ama, teyzem, sen ne diyorsun? Ben çocuklarıma yani işte şey, şu anda öyle değil, ben bir şey diyemiyorum yani. Bir anda şunu istemiyorum deyince... Tuhaf mu geldi evet, sana bir ana olarak? Evet. Çocuklarını atamam istemiyorum şimdi. Diyen bir koca evet. sana tuhaf mı geldi? Evet. Ya, ya. Bak ya ne diyor? Ya da diyor daha, ki kocamı, çocuğumu istemeyen bir aday daha, var diyor yani. Daha konuşmadan, şey yapıp, konuşmadan, görüşmeden direkt ona şey yapıyor yani çocukların var belki diyor. Belki çok beğeneceksin huyunu, suyunu, kimliğini sana bana, çok iyi hizmet edecek. Bana hizmet olarak yaptığı zaman ister istemez ben o bayanın çocuklarının hepsini kendi kırmamak için, hanımı kırmamak için onun her türlü o çocukların gerek bizim şeyin dediği gibi okumasına, evlenmesine yardımcı olmak zorundayım. Bunu katlanmak zorundayım yani. Ama ben bu yükü bu kadar kaldıramam. Hacım, ben Antakya'da yatılı okul var. Devletin yatılı okulu var. Ben evet. oralarda büyüdüm. O çocukları oraya güzelce okumak için verirsiniz. Cumartesi, hı. pazar size gelir. Hanım yine çocuklarınla da olur, sizinle de olur. Ben sen iste. Cumartesi, pazar öyle bir misafir olarak ben çok misafirperverim. Benim yanımda etraf olarak gelirler ve birçok şu yemeğe bu şey onu söylemeye hiç hacet yok. Misafir olarak başında yeri var. Başka bir şey. İşe yarayarak bir sevap yapmak başka bir şey. İkisi apayrı şey. Şimdi sen beni istediğin kadar misafirperver olarak ağırla. Benim bir ihtiyacım yok ki Allah'a şükür mesela. İnşallah. Ama İnşallah. Ama bir ihtiyacım varken sen bana bir ağırlama yaparsan işte benim hoşuma gider ve hayra dokunan o olur. Bana ne sen? Karnı tok adama misafirperverlik yapmışsın. Sen git karnı aç adama misafirperverlik yap ki hayra gir. Evet. Şimdi olsa olsa yine de tekrar aynı sözümü söylüyorum. Eğer bir çocuğu olsa, bir çocuğu olsa kaç yaşında o kız olsun erkek olsun ona gerektiği şekilde her çeşit okumasını veyahut evlenmesine çeşitli hanımın bana hizmet ettikten sonra ben onu şey yaparım, üstlenirim. Ama üç tane çocuk olduğu zaman beni ezer. Peki ben de sana benim bir şey öteki söyleyeyim. Çocuklarım da der ki baba ne yapıyorsun? Üç tane çocuğa nasıl şey yapayım? Bizim hakkımız yok, bize de yardım et diye. Onlar da hak ister, haklı. Hüseyin amca iyi de onlar haklı sen haklı. Evet. Gelen kadın mı haksız sana niye gelsin? Hayır ben bu haksız yaştan demiyorum. Sonra kadın oraya gel.